Hocam genel olarak dünyadaki duruma baktığımızda, üniversitelerin durumuna baktığımızda ve bu durumu Türkiye'deki üniversitelerle kıyasladığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz diye tehlikeli sayılabilecek bir soru soralım ama biz tehlikeyi severiz. Buyurunuz. Öncelikle şunu ifade edeyim. Yani biraz ilk konuşmamın sonlarında da söylemiştim. Sayın hocam da çok güzel ifade etti. Bunun üzerine biraz durmamız lazım. Yani bilgi değer ilişkisi, bilginin bizatihi öyle bir hal aldı ki şimdi yani fayda tamam, biraz anlamlı, işte faydasız ilim meselesi falan ama bir tarafıyla fayda faktörü ya da faydanın tanımlanması noktasında ya da ona dönük kaygılar noktasında bir keyfiliğin, öznelliğin olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Mesela sosyal bilimsel araştırmalar açısından yapılan birçok çalışma belki çok anlamsız, faydasız Gibi bilgi geliyor. olarak telakki edilebiliyor. Buna dönük mesela üniversitelerin bizatihi kendi işte destekleme, araştırmayı destekleme stratejileri anlamında bir anlamlılık ifade etmeyebiliyor. Tabii ki emperyal kaygıları yüksek olan işte ne bileyim Amerika, Kuzey Amerika'sı işte ne bileyim bazı İngiltere. İngiltere gibi ülkeler bu noktada tabii ki bunu stratejik bir alan olarak gördüğü için o noktada da yani kamu kaynaklarının tahsisatı noktasında bir çekingenlik ya da bir cimrilik yapmadıklarını görüyoruz. Basit bir örnek mesela şimdi Şangay meselesi Meclisinden gündeme geldi. bahsediyoruz. Şangay İşbirliği Örgütü'ne işte şimdi gözlemci statüsüyle bir şey var. Yeni arayış içerisindeyiz uluslararası ilişkiler bağlamına baktığımız zaman. Bununla ilgili geçen de bir yerde görmüştüm. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili 1996 yanlış hatırlamıyorsam kuruluş tarihi bir tane çalışmanın yapılmadığı. Türk yüksek öğretiminde bir tezin, bir araştırmanın yapılmadığını görüyoruz. Yani onun için bu noktada bilginin bizatihi kendisinin epistemik anlamda bir değer ifade ettiği, sadece parayla ölçülebilir olmasından ötürü işte çok materyalist bir bakış açısıyla bu rekabetin de yarattığı bir şey tabii. Belki çağın ruhu, küreselleşmenin getirdiği, ağır rekabet koşullarının getirdiği bir şey ama bu noktada gerçekten hani kamu kaynaklarının tahsisatı konusunda ki bunlar işte sosyal bilimler liselerinin kurulmuş olması işte hatta Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin kurulmuş olması, o isimle kurulmuş olması bile o noktada anlamlı Onu olduğunu özel olarak hocama söyleyebiliriz. soracağım. Neden Hocama Ankara Sosyal Bilimler sorarsanız gerçekten Üniversitesi? bu böylesi bir kaygının olduğunu söyleyebiliriz. Yani bilgi için bilgi. Diğer nokta dünya üniversiteleriyle kıyaslama yaptığımız zaman gerçekten bizim geç modernleşme hikayemizin bir aslında yansıması. Dünyadaki süreçler itibariyle yüksek öğretim alanında bugün işte Avrupa diyorduk ama işte aslında domine eden alan şimdi Amerika Amerika. olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte kısmen Avustralya sektörde en büyük payı alan işte Eskiden de öyleydi. Batı Kanada, dediğinde İngiltere. Avrupa Evet. anlaşılırdı ama şimdi Batı dediğimizde başta Amerika Amerika akla geliyor. anlaşılıyor. Yani domine eden ülkeler açısından ya da işte kıta açısından düşündüğümüz zaman Türkiye'nin durumu gerçekten epey bir ciddi bir tarihsel gecikmişlik diyorum ben buna. Gecikmişliğin olduğunu görüyoruz. Şu son dönemde özellikle işte AK Parti hükümetleri döneminde açılan üniversite sayısı işte Cumhuriyet tarihinden bu yana açılan üniversite sayılarıyla kıyaslandığı zaman 200 civarında üniversite var. Birkaç katıdan fazla üniversitenin kurulduğunu Kalitesini, onların ne görüyoruz. kadar kaliteli olduğunu Onu ayrı tartışmıyoruz şu an. tartışacağız ama bu bir gereklilikti gerçekten okullaşma oranı itibariyle. Çünkü tarihin bir dönemini az önce Humboldt modelini ifade etmiştim. Elitist bir yaklaşım işte açılmayan kendi içine kapalı bir yapının olduğunu ifade etmiştik. Bunun izini sürmeye devam eden bir Türk yüksek öğretim pratiği söz konusuydu. Diğer o siyasi krizlerine belki değiniriz hani bu darbelerin yarattığı da bir ket vurmalar söz konusu. Yani gelişimini ne yazık ki şey yapmıyor tam işte olgunlaşacak meyve koparılıp atılıyor. Bu 33 reformu sonrasında yaşanan işte 60 darbesi, 80 ihtilali falan gibi bunların yarattığı da ket vurmalar söz konusu. Fakat bu gelişmişliği son 10-14 yılda özellikle ciddi anlamda eksiği telafi etme noktasında ciddi bir hareketliliğin, dinamizmin olduğunu görüyoruz. Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Şu anda 200 herhalde 198-200 civarında üniversite var. Çok bir sayı değil.180. 100. 180 üniversite. Evet, yüksek öğretim kurumları ile birlikte 180'in üzerinde şey var. Şimdi şunu söyleyebilirim. Mesela Güney Kore örneğinde baktığımız zaman işte 50 milyon civarında şey var, nüfusu var. İşte 1950'ler sonrasında yüksek öğretim alanında ciddi bir atılımın olduğunu görüyoruz ve işte 300-400 civarında üniversiteden söz ediliyor. Amerika'yı siz de daha iyi 4000 biliyorsunuz. üzerinde 4500 civarında college üniversiteden. yüksek öğretim kurumlarının yüksek öğretim kurumlarının olduğunu görüyoruz. Bu bir gecikmeydi. O elitist yaklaşımın işte daha az sayıda okullaşma oranının oldukça düşük olduğu, OECD ülkeleri ortalamaları ve genel ortalama itibariyle baktığımızda düşük olduğunu görüyoruz. Şu an itibariyle
özellikle niceliksel büyüme noktasında hızlı bir hacimsel büyümenin olduğunu görüyoruz. Tabii ki eksikleri, kusurları var. Fakat niteliksel olarak bir takım ciddi sıkıntılar var tabii ama mesela işte Türk Yüksek Öğretim'in tarihi senecamına baktığınız zaman işte 1982'de kurulan üniversiteler 73'tü galiba. 71 ya da 73'te kurulan üniversiteler ki bunlarda mesela işte 9 Eylül'ü var bilmem işte İzmir'de. Var. Üniversitelere bile o dönem içerisinde ciddi bir refleksin ve direncin olduğunu görüyoruz. O üniversite mi olur falan İzmir'de. Şimdi bu üniversiteler Türk Yüksek Öğretiminin gerçekten saygın ve bilimsel anlamda katkı sağlayan üniversiteler olduğunu görüyoruz. Dünya bu noktada az önce söylemiştim. Bu gecikmişlikle birlikte Türk Yüksek Öğretiminde az önce hocam da ifade etti. Piyasa merkezli, rekabet koşullarına uygun bir şekilde gerçekten hem ülkenin ekonomik katma değer yaratacak bir şeye yönlendiğini görüyoruz. Hı hı. Bu rekabette de tabii ki baş aktör olarak Amerika'nın ortaya çıktığını görüyoruz. Avrupa ülkelerinin ciddi bir daralma ve sıkıntı ve darboğaz içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tam rakamları hatırlayamayacağım. Belki hocam o noktada katkı sağlayabilir. Yüksek öğretim alanındaki yabancı ya da işte yurt dışı öğrenci profili sayısı itibariyle pastanın en büyük kısmını işte Amerika'sı, işte ne bileyim Kanada, Avustralya gibi ülkelerin aldığını görüyoruz. Hocam Harvard'ın öğrenci nüfusunun %20'si uluslararası. Türkiye'de de yakın oranlar var. %18'i yabancı olan üniversitelerimiz var tabii ki. Ama tabii hangi ülkelerden geldiğinin de önemi var tabii. Tabii yani. Önemi var. Evet. Yani o, başka şeylerin de eklenmesi lazım. Yani o yabancılık şeyi noktasında ciddi sıkıntıları var. Gerçekten çok ciddi siyasi politik atılımların olduğunu görüyoruz. Türkiye bursları var bilmem falan var ama profil itibariyle baktığımız zaman gerçekten hani bir yetenek yoğunlaşmasının gerekliliği Cemil Salmi'nin kitabında onu özellikle zikretmek istiyorum. Tercümesi de yapıldı. Dünya çapında bir üniversite kurmak kitabı. Orada da ifade ediyor. Hakikaten bir şey üstü böyle gerçekten marka değerinde bir üniversitenin var olabilmesi için yetenek yoğunlaşması gerekir diyor. Yetenekleri çekebilmek sadece öğretim üyesi bazında da değil. Onun dışında Harvard'ın ya da işte o büyük üniversitenin yaptığı şey bu. Öğrenci bazında da öyle. Biz bunu bu nokta işte aile içi yani evlilik gibi, kurum içi şey gibi oluyor. Yani hinterlandımız belli. İşte Avrupa'daki soydaşlarımız, ondan sonra işte şeydeki Türkiye Cumhuriyetlerindeki işte soydaşlarımızdan daha çok beslendiğini görüyoruz. Çok daha fazla tabii ki güzel adımlar, çabalar söz konusu. Fakat bu uluslararasılaşma noktasında daha büyük adımlar atmamız gerekiyor. Gerekiyor. Ama bunun ekonomik gelişmişlikle ifade ettiğiniz doğrudan bir ilgisi olduğunu da, alakası olduğunu da ifade etmek lazım. Hocam siz aynı konuya nasıl cevap verirsiniz? Hocamın söylediklerini biraz dengelemekte yarar var. Humboldt modelinden sonra esas itibariyle Osmanlı'da modern üniversiteye geçiş çok geç bir tarihteydir. 1860'lar. Efendim Darülfünun'un ortaya çıkması, Mektebi Mülkiye, Mektebi Tıbbiye, Mektebi Harbiye'nin modern anlamda Humboldt modeline göre örgütlenmesi geç bir tarihteydir. Ve bunlar tekrar 1920'lerde efendim yeniden yapılandırılıyorlar. 1930'larda Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nin yanı sıra kurulmuş oluyor. 1940'larda yeni atılımlar oluyor. 1950'ler bugünkü gurur duyduğumuz üniversitelerin doğuş yılları oluyor. Efendim tabii yabancıların öncülüğünde kurulan 150 yıllık üniversitelerimizin de varlığını bu arada unutmamamız gerekiyor. Efendim ne gibi hocam mesela? Boğaziçi örneğin. 150 yıllık bir geçmişim var Boğaziçi. Yani 1880'ler civarında olması lazım. Yani kesin tarih vermiş olmuyor. Yani Robert Koleji olarak var. Koleji olarak. Üniversite olarak 72 yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Tabii İTÜ'nün varlığı 1800'lere geri gidiyor. Yıldız'ın varlığı 1870'lere geri gidiyor. Efendim Osmanlı'nın modern üniversite kurma hususunda çok geç kaldığı söylenemez. Dünyada ya Humboldt modeli yaygınlaşırken esas itibariyle mesela Humboldt modeli çerçevesinde Amerika'daki üniversiteler doğarken aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu yani döneminde de doğuyor. 30-40 yıllık bir zamandan bahsediyor. Zaman ama aynı zamanda şey, Amerika'daki yaygınlaşma süreci de bundan farklı değil. Dolayısıyla çok bu anlamda geri kalmış olduğu söylenemez. Dünya ölçeğinde de rakamların Türkiye'nin diğer kriterleriyle yakın bir duruş sergilediğini söylemek mümkün. Ne demek örneğin, o? Hangi kriterleriyle? Örneğin diyelim dünyada efendim son 5 yılda üretilen makale sayısı 13 milyon 500 bin civarında. Efendim 13 milyon 500 binin %27.8'ini Amerika alıyor. Efendim
%12'sini Çin alıyor. %6'sını İngiltere alıyor. Türkiye bu pastadan %1.5'unu alıyor. %1.5'unu alıyor ve %1.5'unu alırken dünya sıralamasının 18. sırasına oturuyor. Esasen şöyle bakmak lazım. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü bakımından 17. sırada. Efendim, yayın sıralaması bakımından 18. sırada. Bu anlamda yani zenginliğiyle efendim ekonomik gelişmişliğiyle bir efendim paralellik olduğu anlaşılıyor. Bir koşutluk, bir benzerlik, bir yakınlık söz konusu. Hı-hı. Efendim, tabii şu açıdan bakmak lazım. Hocam da vurguladı. Nitelik Hı-hı. noktasına da bakmak lazım. Nitelik nicelik kadar yüksek değil maalesef. Türkiye dünya sıralamasının 18. sırasına otururken yayın olarak 47. sırasına gerilemiş oluyor. Hangi etki değeri bakımından? Etki değeri bakımından. Efendim söz konusu yayınların etki değeri bakımından. Impact factor dediğimiz. Impact factor dediğimiz açıdan bakıldığında ama Türkiye'nin rekabet endeksi de buna yakın. Türkiye ekonomik büyüklük bakımından 17. sıradayken efendim rekabetçi endekste 52. sıraya efendim geriliyor. Dolayısıyla şöyle söylemek mümkün. Efendim yayın rekabeti bakımından aldığı sıra efendim ekonomik rekabet bakımından aldığı sıranın önündedir, üstündedir. Bunu şöyle yorumlamakta büyük yarar görüyorum. Bir ülkenin ortalaması çok şey söyler. Yani ülkelerin diğer dinamikleri söz konusuyken bir dinamiği ondan efendim diğer dinamiklerden bağımsız izole alarak değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Türkiye'nin diğer performans göstergeleriyle bu performans göstergesini birlikte ele aldığımızda durum bundan çok farklı değil. Anladım. Yani üniversitelerin tırnak içerisinde dünya üniversitelerine göre bazı üniversitelerin dünya üniversitelerine göre biraz daha geride olmasını Türkiye'nin öteki alanlardaki gelişmişliğinden bağımsız olarak ele almamızın imkansız olduğunu söylüyorsunuz. Hocam katılır mısın yoksa başka bir soru yapabilirim? Yok, kesinlikle katılıyorum hocamın ifade ettiği nokta önemli. Yani bu yayın noktasında gelmiş olduğumuz sıralama da aslında son kaç yıldır? Son 5 yani, yıl ortaya çıkan bir... Tabii 38'lerden buraya geldiğimizi ifade hocam, etmek isterim. Hocam öncekilerden 38'lerden 18'e geldik. Evet. Tabii yani, her şey oldu bitti artık rahat edebiliriz durumuna. Değil tabii. Yani, efendim bu bir rekabet. Özür dilerim. Yeni kazanımlar zamanla standartlaşıyor. O standartlar üzerinden çok rekabet gitmez. Bu kere yeni alanlar, efendim farklılıklar, yeni araçlar gündeme geliyor. Bu kere rekabetin dinamikleri değişiyor. Başka alanlara kaymış oluyor. Hı-hı. Biz şimdi ağırlıklı yayını vurguladık. Hı-hı. Halbuki şu an asıl performans yayınla ölçülmeli yoksa patentle ölçülmeli. Evet. Dediğiniz zaman durum değişebilir. Yani faydacı, piyasacı tabii, bir üniversiteden baktığımız vakit, perspektiften baktığımız vakit muhtemelen patent öne çıkıyor. Şöyle söylemekte yarar var. 1960'lardan 90'lara kadar temel kriter araştırma yayın performansıdır. Hı-hı. 90'lardan sonra daha anlamlı görünen kriter inovasyona, patente, Hı-hı. faydalı modele, Hı-hı. fikri mülkiyet haklarına dönmüştür. O açıdan bunları hep zaman içerisinde değerlendirmekte yarar var. Tamam.